Hükümete sınır ötesine operasyon yetkisi veren tezkere meclisten geçti. Suriye ve Irak'a asker gönderilmesi için verilen yetki genel kurulda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle bir yıl daha uzatıldı. CHP'nin Abant kampında milletvekillerine elitist bariyerleri aşın uyarısı yapılmıştı. Altı Ok'un lideri Kılıçdaroğlu kamp sonrası ilk programında en gencinden en yaşlısına Çanakkalilerle bir araya geldi. Hedefinde ise enflasyon canavarı vardı. Enflasyon fiyat artışı demektir, doğrudur, ama bütün zamların faturasını millet ödeyecek demektir. Gündeminde ekonomi, hedefinde enflasyon rakamları vardı. Fatura millete çıkıyor dedi, kriz yok diyen Cumhurbaşkanı'na seslendi. Vallahi de billahi de sarayda kriz yok. Vatandaşın mutfağında kriz değil, yangın var, yangın. Çanakkale'deydi CHP lideri. Abant kampında milletvekilleriyle de paylaşılan elitist bariyerleri aşın tavsiyesi içeren seçim raporu sonrasında halkla buluştu. Önce bir yaşlı bakım merkezini ziyaret etti. Sonra da bir kreşi. Mesajlarını ise Biga'dan verdi. Fiyat artışlarına tepki gösterdi. Her şeye zam geldi, her şeye. Samandan tutun gübreye kadar. Zam gelmeyen çiftçinin üretimi. Onlar şimdi faturayı ödemekle meşguller. Hemen her sözünde Cumhurbaşkanı'na göndermeler vardı. Bunu dış güçler yaptı dediler. Memleketi sen mi yönetiyorsun, dış güçler mi yönetiyor? Mackenzie ile anlaşma yaptık. Türkiye'nin 16 bakanlığını denetleyecekmiş. Ezanımıza saldıranlara bu bilgileri vereceğiz. Biga Belediye Başkanı'nı yanına çağırdı, nasıl bir belediyecilik anlayışı istediklerini de anlattı. Başkan gelsene buraya ya, koltuğa amma da meraklıymışsın. He? Yakışıklı bir belediye başkanınız var. Maşallah boyu da fena değil. Hiçbir ayrım yapmadan herkese hizmet götüreceksiniz.